Field Tekno Kanalı'ndan hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Poco serisi adı altında üretmiş olduğu C65 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet dostlar şöyle kutumuzu tekrardan yakından sizlere göstermek istiyorum. Poco'nun C65 modeli hatta birebir aynısıymış gibi veya aynı özelliklere sahip olan bir model daha var. Onu da daha önce kanalımızda incelemiştik. Redmi 13C serisi. Bunda da arkadaşlar yine Poco'nun giriş segmenti cihazlarından biri. İsterseniz hızlı bir şekilde kutu açılımına devam edelim. İlk olarak kutumuzu sizlere göstermek istiyorum. Şu kısmı bir şey yapalım. Poco C65 mavi renk arkadaşlar 8 RAM 256 GB hafıza. With your favorite Google Apps, Google is, vesaire vesaire. da aynı şey yazıyordu. Ancak bunların şeyi yazıyordu ama herhalde içinde yazıyor olduğunu düşünüyorum. Xiaomi ile alakalı. Şöyle bir küçük kesici arkadaş yardımıyla arkadaşlar telefonumuzu çıkaralım. Bu arada küçük bir kutusu var. Dediğim gibi 13C ile neredeyse birebir aynı cihaz diyebilirim. Herkes de aynı şeyi söylüyor ama birkaç farklılık var. İşte ne bileyim SAR değeri. Aynı zamanda bu cihazda NFC de mevcut. 5G değil tabii ki. O yüzden hani çok memnun etmeyebilir. Böyle Poco C65. Helio G85 işlemcisinden burada birazcık bahsediyor. 50 megapiksel üçlü kamera 674 18 watt hızlı şarj. Burası çok şeyli olmuş ama evet bunun üstündeymiş. Ben kağıdın üstünde yazıyordur diye düşmüştüm. O yüzden silik gibiydi. 5000 mAh'de pil var. Arka kısmında yine aynı şekilde görüyorsunuz. Gerçekten 13C'ye çok benziyor. 50 megapiksel. Poco'nun burada Redmi yazsa birebir aynı gibi. O da görselle gelir arkadaşlar. Aynı zamanda burada da bir adet 18 wattlık adaptör ve başlık çıkıyor. Ve tabii ki bunlardan herhangi bir kılıf olmuyor arkadaşlar. Burada Türkçe bir hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor diyebilirim. Cihazımızı şey, kutumuzu bir kenara kaldırabiliriz. Şu şekilde. Cihazımızı biraz daha elimize aldığımızda şöyle sizlerle beraber de açmak istiyorum aynı zamanda. Şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi Mediatek Helio G85 bir işlemci var bu cihazımızda. Geri segmenti bir cihaz. 50 megapiksellik şurada göreceksiniz. All kamera diyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli bir kamera. 6.74 ekranımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda bu ekranımız 90 Hz'e kadar bizlere destek sağlıyor. 5000 mAh'lik piliyle de standart bir cihaz. Evet şu an sesi siz de duyuyorsunuz. Cihazımız açıldı. Corning Gorilla Glass bir ekran koruyucusu var. Tabii ki Victus gibi son segmentler değil ama gayet işimizi görecek. Şöyle bir hızlı kurulum yapacağım. Evet şu an görüyorsunuz kolumuz tamamlandı. Dediğim gibi 8 GB RAM'ı olan 256 GB hafızası olan 1600x720 e piksel ve 600 nit olması gerekiyor. 600 nit parlaklık bir cihazdır. Bu 450 tipik 600'de maksimuma kadar güneş altında çıktığını söyleyebilirim. Şöyle 256'yı da görüyor olacaksınız. Güncelleme gelecek. Açılış itibariyle şu an. 60 Hz'dedir diye tahmin ediyorum. Bunu da aynı zamanda 90 Hz'e kadar çıkarabiliyorsunuz. Ekranda yenileme hızı varsayılan diyor. Özel diyoruz. Buradan 90'ı seçebiliyoruz. 90 Hz'e kadar da çıktığını söyleyebilirim. Bu cihazın ekstra hani e, talep görmesi gereken yanı da arkadaşlar bence e, öğrenciler için hatırlarsınız. 6 ay önce çok fazla yaygındı ama hala kullanan tabii ki ihtiyaç halinde olan Öğrenci arkadaşlar ve kişiler mevcut. Öğrenci indiriminden de yararlanabiliyorsunuz. 8000-8500 TL fiyat bandı aralığında olduğu için. Ön kamerada 8 megapiksellik bir kamera var. Şöyle telefonu son olarak bırakmadan bir kere de kameramızı görelim. Şöyle bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Ee, çok çok başarılı değil dediğim gibi hatta şu an bir fotoğraf daha alacağım. Onu da bu kısma eklerim arkadaşlar. Yani performans olarak çok çok başarılı olmasa da bence hani gidip de 8500 TL verip alabileceğiniz en iyi cihazlardan biri. Kaldı ki makro özelliği de var. Yine şu an e, görüyor olacaksınız. Çok ekstra donanımlı değil ama gayet kullanılabilir. Hatta belki 13-14 bin TL satılan marka telefonların bilinen telefonlardan daha iyi bir makro kamerası olduğunu söyleyebilirim. Jack girişi 3.5 mm onun dışında Söyleyebileceğim sadece bir ekstra 13C modeline çok fazla Benzediğini söylemiştim buranın ekstrası Bu modelimizde NFC var Yine 13C'deki gibi de 8256 Olduğunu söyleyebilirim Mavi ve siyah rengi var Şu an için arkadaşlar satışta olan Bildiğim kadarıyla toplamda 3 renk Ancak bizim elimizdeki de görmüş olduğunuz gibi Mavi rengi bir de mor rengi Olması gerekiyor şu an Türkiye'ye hani Bildiğim kadarıyla gelmeyen bir renk Ama mor rengi de gelirse tutabilecek renklerden biri arkadaşlar. İsterseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet değerli Field Tekno takipçileri bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Poco bünyesinde çıkarmış olduğu C65 modelini detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi fiyat performans olarak 8000-8500 bandında gerçekten alınabilecek ee, düşük bütçe veya giriş segment cih cihazlar arasında Birebir aynı özelliklere sahip olan diyebilirim. Birkaç küçük özellik dışında onlar da işte sar değeri gibi farklı detaylar içine girdiğinizde farklılık yaşayabileceğiniz bir model. Redmi 13c neredeyse hemen hemen aynı özellikte ve aynı fiyat bandında satıldığını söyleyebilirim. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak için duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.